Herkese yeniden merhaba. 2015 yılında trend olacağını düşündüğüm saç modelini Philips'in akıllı düzleştiricisini kullanarak bugün sizlerle paylaşacağım. Benim tercih ettiğim model hemen çok kısa süre içerisinde saçlarınıza hafif bir dalga hareketiyle istediğiniz formu verebileceğiniz çok kullanışlı bir model olacak. Eminim sizler de uygulamayı kolaylıkla yapacaksınız. Hemen saç modelime başlıyorum. İlk olarak düzleştiricimi açtım ve saçlarımdan bir tutam alarak hemen düzleştirme işlemine başlıyorum. Kendisine akıllı düzleştirici dememizin tabii ki geçerli nedenleri var. En önemli özelliği ve beni de kalbimden vuran noktası ise saniyede tam 30 kere saçınızın nem kontrolünü yapıyor olması. Yani saçınızı düzleştirirken dip kısmındaki, orta kısmındaki veya uç kısımlarındaki nemi algılayarak, kendisi kontrol ederek ona göre saçınızı uyguladığı ısıyı kontrol edebiliyor. Bu anlamda da kendisine akıllı düzleştirici diyebiliyoruz. Özellikle düzleştirici kullanırken saçının kuruduğunu, kırıldığını, hatta yandığını, çoğu zaman da şu şekilde tel tel çıkan elektriklenmelerden şikayet eden kişilerin rahatlıkla kullanabileceği ve bu tarz sorunları tamamen ortadan kaldıran çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Peki de saçımdan parçalar alarak rahatlıkla düzleştiriyorum. Gerçekten ısı kontrolünün olması, saçıma sürekli şu ısıda, şurada uygulayayım, aman yandı mı, aman işte çok kuruttu mu derdi olmadan rahatlıkla kullanabilme özgürlüğünün olması bir düzleştirici için mükemmel bir özellik. Dilerseniz bu kendinden ayarlanan ısı kontrolünü kapatabiliyorsunuz. Manuel olarak da istediğiniz ısıda saçlarınızı uygulamayı yapabiliyorsunuz. Bir de genelde düzleştirici kullanırken benim en çok rahatsız olduğum ve saçlarını düzleştirdiğim kişilerde de dikkat edip böyle sinir bozucu olarak gördüğüm konu, saçların tam dip noktalarında ütü basılmış gibi basık bir iz olur, bir çizgi olur. Saçların aralarında yine dip bölgelerde, arkalarında da çok çirkin bir görüntüye neden olur bu durum. Bu tamamen düzleştiricinin saçlarınızdaki nemi öldürdüğü ve oradaki fazla baskı uygulayarak saçlarınızı yıprattığı anlamına gelir. Akıllı düzleştiricide bu durumla hiçbir şekilde karşılaşmıyorsunuz. İz mi kaldı, fön mü çekildi, işte nereden başladı, nereden bitti, herhangi bir şekilde bu durumla karşılaşmadan her yerde eşit bir şekilde aynı sonucu elde edebiliyorsunuz. Saçlarıma ön işlemi yaptım. Biraz düzleştirdim ve istediğim sonuca adım adım yaklaşıyorum. Şimdi yan taraftan şöyle yine bir tutam alıyorum. Şu şekilde içten dışa doğru birkaç tur kıvırıyorum. Biraz öne doğru ittiriyorum. Şöyle hafif bir bombe olacak. Ve tel tokamla tutturuyorum. Ve yine içten dışa doğru hafifçe kıvırıyorum. Ve biraz öne doğru ittirip hafif bir bombe olmasını sağlıyorum. Aynen bu şekilde şuradan tutturuyorum. Saçlarımın temel formunu verdikten sonra şimdi uç kısımlarına biraz hareket kazandırmak istiyorum. Benim 2015'te trend olacağını düşündüğüm saç modelim bu şekildeydi. Merve'nin meydan okumasını kabul ediyorum ve ben de diğer dördüne, hepsine meydan okuyorum. Yalnız bu burada bitmiyor. Daha yeni başlıyoruz. Bu konuya sizleri de dahil ediyorum. Bana en çok yakışan düşündüğün ve bu saç modeli 2015'te trend olur dediğin modeli benim zamanım etiketiyle paylaş ve aynı zamanda beni etiketle. Senin yollamış olduğun saç modelini bir sonraki videomda yapayım ve birlikte finale gidelim. Finalde bizi bu güzel akıllı düzleştirici dışında alışveriş ve dolu dolu geçen bir bakım günü ve sürpriz indirimler bekliyor olacak. En çok beğendiğin, bu yakışır dediğin, bu olur dediğin saç modelini benim zamanım hashtag ile paylaş, beni etiketle. Unutma, senin desteğine ihtiyacım var. Büyük finale birlikte gidebiliriz. Yollayacağınız modelleri sabırsızlıkla bekliyorum. Detaylara Philips'in Türkiye Facebook sayfasından da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel modellerle, güzel haberlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.